Sevgili Kanal Türkiye izleyicileri, Engin Özkoç Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişti, hatırlayacaksınız. Biz Kanal Türkiye olarak bu olayı gündemde tutmaya devam ediyoruz. Çünkü kendi değerlerine hakaret edildiği zaman 58-16'yı öne sürenler Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Bu konuda vatandaşlarımız neler düşünüyor? Hep birlikte cevaplara geçelim. Cevapları dinleyelim. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insandan destek alalım, yorum alalım. Hep birlikte abone olmayı unutmuyoruz. Cevaplara geçelim. Memleket neresi abi? İzmir. İzmir. Engin Özkoç, CHP milletvekili. Cumhurbaşkanımıza hakaretler etti. Neler düşünüyorsunuz? Ne düşünmek lazım ki? Yani hiç iyi şeyler söyleme. Oraya gelen insanlar daha olgun, daha güzel şeyler söylemeli. Hangi siyasi görüşte olursa olsun. Şimdi siz İzmirlisiniz. İzmirliyim yani, ama hani şöyle bir düşünce oluşuyor. Ben sizi izliyorum. Daha bugün izledim şeyden. Öyle yani mi? O kişiseniz. O kişiyim. Hangi evet. Röportajım? Yani dinle, İslam'la şeriatla tamam. Alakalı. O arkadaş biraz daha genç gözüktü de burada. Burada daha mı gencim? Daha genç. Sakalları evet. Kestim o yüzden. Peki. Ve takdir ediyorum yani. Katılıyorum aynen. İzmirliyim ama İzmir'in hepsi öyle değil. Oraya geleceğim. Yani İzmirlisiniz ve bir İzmirli'ye sorduğumuz zaman "Hayır canım, doğru yapmış, Cumhurbaşkanı hakaret etmiş, helal olsun" diyen de oldu. Yani o, canım o farklı görüşten olsa bile öyle şeyler söylememesi lazım. Sonuçta millet temsil ediyorlar orada. Yani onu ben o görüşten değilim. O görüşten olmayan birine söylense bile ben tasvip etmem yani. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaretler etti. Neler düşünüyorsunuz? Ya ama onlara karşı da çok hakaret var. Ama hiçbiri şey düşünemiyor yani. Şöyle söyleyeyim ben sana. Dava açamıyor. Dava açtığı zaman zaten hepsi kendilerinden. O yüzden de hiçbir hak talep edemiyorlar. Benim şahsi düşüncem peki, öyle. Peki Engin Özkoç'un hakaretleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi soru bu. Şunu söylerseniz anlarız. Körükleyen bir şey oldu. CHP'leri körükleyen bir şey mi oldu? Ya o konu hakkında pek şey yapmak istemiyorum. Çünkü mecliste yaşananları biliyorsun. Bu hükümetin durumunu da biliyorsun. Bir şey konuştuğun zaman nerede bulacağını kendini çok iyi biliyorsun. O yüzden yani eleştirirseniz zarar mı gelecek size? Zarar geleceğini düşünüyorum. Özgür bir ülkede değil miyiz? Bence değiliz. Anladım. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Mesela en son hangi gazeteci konuştu diye içeri alındı? Şu pek bilmiyorum ama şu uzun saçlı olan vardı bir tane. Şu gezi eylemlerinden dolayı alındı. İsmi gezi neydi? Eylemlerinden dolayı ama değil evet, mi? Evet, evet. Gezi evet. Eylemleri sizce yerinde miydi? Yapılmalı mıydı? Bilmiyorum ya. Yani kadar... gezi eylemleri dediniz. Devleti evet. Eleştirdiği için değil de devlete karşı isyan başlattığı için içeri alınmış bir gazeteciden bahsettiniz. Aynen. Yani bu özgürlük mü oluyor? Ya bu özgürlük değil de şöyle söyleyeyim ben sana. Şu anda yaşamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin konuşma hakkının olması gerektiğini düşünüyorum. Peki eskiden nasıldı Türkiye AK Parti döneminden önce? AK Parti döneminden önce bence daha güzeldi. Çünkü biz çalışıyorduk, cebimiz para doluyordu. Şimdi çalışmaya iş bulamıyoruz. O paralarla gaz kuyrukları, yağ kuyrukları söylüyor büyüklerimiz. Oluyor muydu bunlar? Ya ama şimdi de sen metro kuyruğu bekliyorsun. Ondan sonra ne bileyim Marmaray kuyruğu bekliyoruz. Havalimanında kuyruk bekliyoruz. Bekliyorsun, her türlü bekliyorsun. Yani gaz kuyruklarından, yağ kuyruklarından havalimanı kuyruğuna, metro kuyruğuna geldik ama bir gelişme ama değil mi geldik. Sizce? Tamam, bu gelişme. Ben bunu kabul ediyorum. Ben yapılmış olan çok güzel şeyler var. Ben hepsini eleştirmiyorum. Ama eleştirilecek konular da var. Bunları söylemek istiyorum. Çok güzel şeyler yapıldı. Metro yapıldı. Ben Çekmeköy'de oturuyorum. Çekmeköy'den yarım saate ben Üsküdar'a geliyordum. Bunlar yapıldı ama daha önceden yapılır mıydı? Belki de yapılırdı ama imkanlar elverişli değildi. Şu anki çağla bundan 50 yıl öncekini bir tutamazsın. Pekala. Bunu tutmak yanlış bence. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica hayırlı günler. Engin Özkoç, CHP milletvekili. Cumhurbaşkanı hakaretler etti. Neler düşünüyorsunuz? Ne diyeyim ben şimdi bunlara? Boş sözde ya. Bir şey yapmaz ki. Peki bir milletvekili. Yani milletin vekili dediğimiz adam, insan. Bu şekilde hakaretler etmesi sizce ne kadar doğru? Hiç iyi bir şey değil. Yapmamız lazımdı. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaret etti. Neler düşünüyorsunuz? Yanlış yaptı diyorum. Değil mi? Kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben de. Çok yanlış yaptı.
Bizim Cumhurbaşkanımız her zaman haklı. Pekala. Çok sağ olun, iyi günler. Yani şunu hiç çok düşünmüyorum ben. Şunu söyleyeyim ben size. Başımızda Kemal Kılıçdaroğlu da olsa, başkası da olsa, sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhur'un reisi. Hiçbir Cumhurbaşkanı'na da küfür edilmez, böyle bir hakaret edilmez. Tamamen karşıyız. Bu Tayyip Erdoğan olur, başkası da olur. Sonuçta bu Cumhur'un reisidir. Bu vatanın da, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı yaptı çok yanlış yani. Hiç güzel hareketlerde, güzel bir örnekler değil bunlar. Sizden de bir cümle almak istiyorum. Ya cümleye bile gerek yok. Yani bunu sokaktan geçen bir adam o hakareti yapamaz. Yani diyeceğim bu kadar. Biraz evet, bel altı bir hareketler falan olmuş. Yani. Sever sevmez ayrı bir şey, edep ayrı bir şey. Aynen, sevmesin. Yani abi, yapılan edepsizlik mi? Yani edepsizlikten de âlâ, daha ötesi yani. Pekala, çok teşekkürler, ya, çok teşekkür sağ olun. Hayırlı günler. CHP Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaret ettiğinde neler düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey demek istemiyorum ya. Pekala. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler, şunu da söylemek istiyorum. Hani milletvekili, milletin vekili. Hani bir zihniyet vekili demiyoruz bunlara. Bakın, buranın altını iyice çizmek istiyorum. Milletvekili, zihniyet vekili değil. Eğer zihniyet vekiliyseniz veya zihniyet vekili olmak istiyorsanız çıkın partiden, çıkın milletvekilliğinden, gidin oy verin. Sadece oy kullanmaya gidin. Partici olun, parti tutun. Ama bazı insanların değerlerine, özellikle bu ülkenin cumhurbaşkanına bu söylenmemeliydi. Hep birlikte devam edelim. Hemen soralım sana, CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaret etti, neler düşünüyorsunuz? Yanlış. Neden yanlış? Neden yanlış? Bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret olur mu? Halkın seçtiği bir kişi, değil mi? Bence çok yanlış. Pekala. Teşekkürler. Çok sağ olun, hayırlı günler. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaretler etti, neler düşünüyorsunuz bu konuda? Hayırlısı olsun diyorum. Hiç yorum yapmak istemiyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Pekala, çok sağ olun. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaretler etti, neler düşünüyorsunuz? Ben siyasi konusunda pek konuşmak istemiyorum. Teşekkür. Siz neler düşünüyorsunuz? Hakaretin edilmemesi gerekiyor bence her şartta, ne olursa olsun. Ama gene siyaset konusunda konuşmamamız evet. Gerekiyor. Pekala. Hiç hoş değil böyle şeyler, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşulması, yani hiç hoş değil. Pekala, çok sağ olun. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaretler etti, neler düşünüyorsunuz? Yanlış. Neden yanlış? Bir Cumhurbaşkanına hakaret edilmez. Hangi partiden olursa olsun. Pekala, çok sağ olun, iyi günler. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaretler etti, neler düşünüyorsunuz? Hakaret mi etti? Niye etti? Mecliste bir konuşma oldu ve bu konuşmanın sonrasında Engin Özkoç çıktı, Cumhurbaşkanı'na bel altı hakaretler etti. Allah Allah. Niye etti acaba ya? Niyesi önemli mi? Sizce niyesi önemli mi? İşte diyorum yani, niye etti yani? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmiş. Doğru veya yanlış sizce yapılan... İşte sebep ne? Niye etti yani? Sebep lazım yani diyorsunuz. Ben de onu sorarım. Eğer haklıysa eder diyorsunuz. Haklı değil, niye etti yani, sebebi niye? CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı hakaretler etti, neler düşünüyorsunuz? Ben zaten CHP'ye hiçbir zaman yakıştıramıyorum böyle sözleri. Kesinlikle tasvip de etmiyorum yani. Yani neticede bir cumhurbaşkanı, bu halkın cumhurbaşkanı, halkın seçtiği insan. Halkın seçtiği bir insan da bir milletvekilinin böyle ağız alınacak kelimeleri ifade etmesi yanlış bir tutum. Pekala, pekala, çok sağ olun, iyi günler. CHP milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı'na hakaretler etti, neler düşünüyorsunuz? Doğası bu. Lafı koydu. Olay bu, çek beni, çek, çek. Olay bu. Olay, bak. Bak ne dedi, duydun? Kız dedi bunu, kız. Geldi buradan, lafı koydu gitti, geçmiş olsun, kapağı kapat. Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret, hepimize hakarettir. Muasım zihniyetler aklını başına alsın. Bizim kültürümüzde ata arpa, yiğide pilav, vatana da can verilir. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir röportajımızın daha sonuna geldik. Evet, provokatörlük yapmayalım dedik ve hala da sözümüzün arkasındayız. Biz sosyal medyada olmaya da devam edeceğiz. Biiznillah diyoruz. Çünkü sosyal medyada yapılan algılara karşı Kanal Türkiye var. Ve bundan sonra da olacak inşallah diyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı atmayı, yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayalım. Hep birlikte Kanal Türkiye bizim için var, sizin için var, Türkiye için var. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan.